Herkese merhabalar. Bugün sizinle erkek tişört beden kalıbı çıkaracağız. Small beden üzerinden çalışacağız ama videom boyunca ölçü tablosundan istediğiniz ölçülere göre çıkarmayı da anlatacağım. Dikiş sınıfını takipte kalın. Şimdi benim videomdasanız ve bunu izleyecekseniz beğenip abone olmayı ve kaydetmeyi lütfen unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Hadi bakalım şimdi tişört kalıbımıza başlayalım hep beraber. Selamlar ve sevgiler, dikiş sınıfından tişört kalıbı çizimiyle sizlerle birlikteyiz. İlk önce bize gerekli olan ölçü tablomuz var. Ölçü tablomuzdan biraz bahsetmek istiyorum. S beden ölçülerine göre erkek tişört kalıbı anlatacağım. Erkek ölçülerine göredir. Ama aynı zamanda unisex bir kalıptır. Yani hem kadınların hem erkeklerin rahatlıkla giyebileceği normal bisiklet yaka, basic yaka dediğimiz kısa kollu tişört kalıbımız. Şuradan size kitabımdan şöyle model analizini göstermeye çalışayım. Tişört modelimiz bu. Ölçü alma yerleri var. Model analizi var. Bisiklet yakalı, kısa kollu, ribanalı, düz bir erkek tişörtüdür diyor. Burada da ölçü tablomuz var. Yani X small, small, medium, large ve X large bedenlere göre alınan ölçü tablosudur. Biz buradaki ölçü tablosundan S bedenin ölçülerini, yani small bedenin ölçülerini alarak anlatacağım ben size. Siz bu ekran görüntüsü de alabilirsiniz. Instagram'da hikayelerimde de bu görüntüyü paylaşabilirim sizlerle. Hangi ölçüleri isterseniz onu yaparsınız. Ne yapacaksınız? Kime bu tişört yapılacaksa, kendinize ise kendinizin, eşinize ise onun, oğlunuzunsa, kızınızınsa şu ölçüm yerlerini, yani göğüs ölçüsü dediği yeri, göğüs ölçüsünü şuradan alacaksınız. Model boyunu buradan alacaksınız. İşte kol boyunu şu E dediğimiz omuzdan kol ucuna kadar alacaksınız. Ölçü tablosunda da karşılaştırdığımızda bedenimizi bulabiliriz zaten. Ya da biz buralara kendi ölçülerimizi de yazabiliriz. Kendi bedenimizle zaten kalıp çıkarmanın özgürlüğü nedir? Kendi ölçülerimize göre yapmaktır. Small beden burada 66 santim diyordur ama sizin göğüs ölçünüz 64'tür. Siz burayı 64 alırsınız. İşte model boyu, pardon, göğüs 50 diyor. 100, yani göğsünüz sizin 80'dir. Siz onu öyle yazarsınız. 90'dır, öyle yazarsınız. Bunun özgürlüğü burada. Anladınız mı? O yüzden kendimi ölçülerimize göre kalıp çıkarmanın üzerinde ısrarla duruyoruz. Ve daha videonun başında şaşırmaya başladım. Model boyunu göğüs olarak söyledim. Tişörtümüz bu yeteri kadar ekranda kaldığını düşünüyorum. Ve şöyle biz, kendi aklınız karışmasın diye, small bedenin ölçülerini aldım. Buraya yazdım. Bir takım formüllerimiz var. Onları nasıl hesaplayacağız? Neden bu formüller var? Ne yapacağız biz bu formüllerle? Onu anlatacağım. Çok yavaş yavaş, tane tane, hiç kalıp bilmeyene göre anlatmaya çalışacağım. Kalıp bilenler için belki biraz sıkıcı olacaktır ama hiç bilmeyenler için çok ağırdan almak gerektiğini ve sık sık tekrar yapmak gerektiğini düşünüyorum. Benim size önerim ise, bu S beden ölçüleriyle, benim anlattığım ölçülerle bir tane tişört kalıbı çizdikten sonra sizler buralara kendi ölçülerinizi yazıp o ölçülere göre işlem basamaklarını yapabilirsiniz. İşlem basamaklarına göre gidebilirsiniz videoyu durdurup. Evet, Sibel Hoca göğüs ölçüsüne 100 demişti ama benim göğüs ölçüm 98, 102 diyebilirsiniz. İşte omuz genişliği şuradaki formüle göre buluyoruz. Bu çıktı ama benim omuz genişliğim şu çıktı. Benimki 41 çıkmıştır, sizinki 43 çıkmıştır. 43'ü yaparsınız. Anladınız mı? Anlamadığınız yerleri lütfen videonun altında sık sık sorun ki ben de sizlere bunların açıklamalarını tek tek anlatayım. Çünkü bazen biz anlatırken bazı önemli noktaları veya anlaşılmayan yerleri atlayabiliyoruz. O yüzden de affınıza sığınıyorum. Bu şekilde kalıp anlata anlata da kalıp anlatmanın, yani daha doğrusu videoya anlatmanın uzmanı olacağız inşallah. Evet, şimdi ölçülerimize bir göz atalım. Ölçüler: model boyu, göğüs, etek ucu, omuz genişlik, omuzdan kol boyu, kol alt uzunluk, 1 bölü 2 kol evi, kol ağzı genişliği, arka yaka, arka yaka düşüklüğü, ön yaka düşüklüğü, yaka ribana genişliği, kol evi yüksekliği. Şu arka yaka düşüklüğü ve ön yaka düşüklüğü genel olarak standart verilmiştir ama, yani genellikle biz hep arka yaka düşüklüğünü 2 santim veririz.
3 de yapabilirsiniz, 1,5 da yapabilirsiniz. Ama 2 sabitte kalması iyidir. Ön yaka düşüklüğünde 8,5 aldık. Kitabımız da öyle almış. Biçki sistemimiz de öyle almış ama siz bunu tabii ki 9, 10, 11 daha açık bir yaka isterseniz, zamanla ben size model uygulama anlattıkça U yaka isterseniz, V yaka isterseniz veya asimetrik bir yaka isterseniz nasıl yapacağınızı da anlatacağım. Bu kalıp üzerinden kalıp böl parçala yok et ve birleştir mantığında anlatmaya size çalışacağım. Şablonlamayı, dikiş paylarını vermeyi, yani biraz uzun bir konu olacak ama tişört kalıbı çizimi en basit konulardan biri olduğu için kalıp çizmeye buradan başlayarak yavaş yavaş derslerimiz ve konuları ilerletmeyi düşünüyorum. Gelelim şuradaki formüllere ama işte omuz ölçüsü formülünü, yani omuz genişliğimizi ne kadar bulacağız? Siz onu tişörtünüzün üzerinden de bulabilirsiniz ama formüllerle yola çıkmak ve formüllerle yapmak her zaman mantıklıdır. Bir ajandanız, bir defteriniz, bir dosyanız veya klasörünüz olsun ve bunları hep böyle bir ders defteri tutar gibi, ders notları tutar gibi siz de defterlerinize yazın lütfen. Buradaki ölçülerden, bu formüllerden bazı şeyleri bulacağız. Neyi bulacağız? Omuz ölçüsü formülünü, yaka çizimini, yani ribana hesaplaması nasıl yapılır onu anlatacağım. Ribana enini ve boyunu nasıl bulacağız? Sizlere onu anlatacağım. Şurada bir şey göstermek istiyorum size. Bir işaret göstermek istiyorum yaklaştırarak. Bakın şu bölü işareti gibi gözüken kalıp çiziminde eksi demektir. Yani çıkarılacak demektir. Eksi. Böyle yapmamızın nedenine gelince, bazen kalıp işlem basamaklarında veya kalıp anlatırken örneğin diyoruz ki sağdan sola 2 veya 3 santimetre çıkınız veya işaretleyiniz. Buradaki 2 veya yani 2-3 santimetreyi söylerken veya 20 veya 30 santimetre derken ki veya ile eksi işareti karışmaması için, yani çıkartılacak anlamına gelen işaret karışmaması için kalıp anlatımında, kalıp çiziminde biz bunu bu işaretiyle gösteriyoruz. Yüzde işaretine benziyor veya matematikteki bölme işaretine benziyor ama kalıp çiziminde bu ne demektir? Bu işareti gördüğünüz yerde çıkarma işlemi yapılacak demektir. Aynı şu formülümüzde gördüğümüz gibi omuz ölçüsü formülünde omuz genişliğinden arka yaka ölçümüzü çıkarıp ikiye bölmemiz gerekiyor. Şurada anlatacağım herhalde 2 saatlik bir videoda sizinle birlikte olacak. Omuz ölçüsünü tekrar anlatıyorum nasıl bulduk. Omuz genişliği eksi, bakın bu çıkarılacak demek diye üstüne basa basa söylüyorum. Gene yorumlardan da sorulacağını bilerek arka yaka diyorum. Ve bunu ikiye bölmem gerekiyor. Bölü 2. Omuz genişliği, yani tişörtün omuz ölçüsünü bu formüle göre bulacağız. Evet, ölçülerimize bakıyoruz. Bizim omuz genişliğimiz kaçmış? 41. 41 eksi arka yakamıza bakıyoruz. 13,5. 13,5 yazıyoruz. Tabii bölü 2'yi. Bunu her seferinde yapıyoruz. Önce şunu yapıyoruz. 41'den 13,5 çıktığı zaman 27,5 kalıyor. Şimdi bir de tek tek size hesap makinesiyle yapmayı anlatarak videoyu uzatmak istemiyorum. 2'ye bölüyoruz ve bu bizim 13,5 olarak omuz ölçümüz olarak çıkıyor. Yani şuraya notlara da yazdım. Siz de tutacağınız ajandaya yazabilirsiniz. Not olarak yazdım. Bakın buraya gözüküyor mu? Evet. Omuz genişliğinden arka yaka genişliğini çıkararak ikiye bölüyoruz. Çıkan sonuç omuz ölçümüzdür. Şurada formül olarak anlattım. Burada da formülde ne yaptığımızı anlattım. Basit. Şimdi omuz, yani ben size birazdan tişört kalıbı çizimini anlatırken bu formüle göre omuz ölçümüzü çizeceğiz demektir. Yaka çizimine gelince de tekrar yaka çizimine sıra geldiğinde anlatmak istemekle birlikte tekrar şurada anlatayım size. Konu oraya geldiğinde tekrarını yapmış oluruz. Yaka çevresini bulmak için ön yaka çevresiyle arka yaka çevresini toplayıp 2 ile çarpmamız gerekiyor.
Toplayacağız birazdan. Göreceksiniz. 20 santim çarpı 2 eşittir 40 santim. Bizim yaka genişliğimiz olacak. Ribana uzunluğumuz ise yaka çevresinden eksi çıkartılacaktı, unutmuyoruz. 1 bölü 4 yaka çevresi. Yani yaka çevremizi 4'e bölüp yaka çevresinden çıkaracağız demektir. Yani yaka çevremiz 40'tı. 40'tan 40'ın 1 bölü 4'ünü çıkaracağız. 40 bölü işte eksi 10 eşittir 30 santimi bularak ribana boyunu bulacağız. Ribana enine gelince de yaka ribana genişliği çarpı 2 diyoruz. Bunlar bizim dikiş paysız ölçülerimizdir. Yani şurada gene kafanız karışmasın. Ama yaka ribana genişliğini 2 ile çarptınız, dikiş payı verdiniz. Öyle yok. İlk önce biz bütün tişörtümüzü dikiş paysız olarak çizeceğiz. Daha sonra dikiş paylarını verme, yani şablonlama dediğimiz işlemi yapacağız. Buraya kadar ne anladık? Şimdi ölçüleri gördük. Ölçülerden sonra omuz ölçüsü formülüne göre omuz ölçüsünü nasıl bulacağımızı, yaka çizimini nasıl hesaplayacağımızı bulduk ve şu işaretin eksi anlamına geldiğini ve veya tiresiyle tire işaretiyle karışmaması için kalıp çizimini teknik olarak eksiyi böyle kullandığımızı öğrenmiş olduk. Şimdi artık kalıbımızı çizmeye başlayabiliriz hanımlar. Gördüğünüz gibi bütün malzemelerimi hazır ettim. Parşömen kağıdımı hazır ettim. Tişört çiziminde bize ve birçok kalıp çiziminde pergel takımı lazım olacak. Yay çizimlerinde mutlaka varsa yoksa bir pergel takımı edinin kendinize. Varsa da bunu elinizin altında sürekli bulundurun. Sadece tişört dikimi için, çizimi için değil, birçok şeyde pergelle yay çizimleri yapacağız. Ama ben bugün hem pergelli hem de pergeli olmayanlar için yay çizmeyi anlatacağım. Ama gene de siz bir tane pergele sahip olun. Riga takımım, dik açı çizmek için geoder cetvellerim, kol rigalarım, kalemim, silgim, kalem tıraşım, her şeyim hazır burada. Artık çizime başlıyoruz. Evet, bir tane parşömen kağıdıyla çizmeyi göstereceğim. Önü ve arkayı tekrar rahat kopyalayabilmek için bir tane uzun, yani dikdörtgen parşömen kağıdımı, normal standart ölçülerde parşömen kağıdımı boyundan enine doğru katlayarak şurada bir kat oluşturdum. Ve şurası kağıdımın, gene yazıyorum aklınız karışmaması için, sol tarafı, çok özür, kağıdımın sol tarafı, burası da kağıdımın sağ tarafı. Kamerada da inşallah ters çekmez ve ben çevirmek zorunda kalmam. Çünkü çevirdiğim zaman görüntü kalitesi düşüyor. Parşömen kağıdımız, kalemlerimiz, cetvellerimiz hazır. İlk önce bu sol köşeden aşağıya 2 santim ineceğiz ve kağıdımızın sol tarafını başlangıç noktası yapacağız. Kağıdımızın sol tarafını başlangıç noktası yapacağız. Yani kağıdımızın kenarından içeriye 2 santim girerek, geoder cetvel sizler için ikişer santim, ikişer santimi girerek, geoder cetveli olanlar için 2 santimden hemen kolayca çizerek bir dik çizgi oluşturuyorum hanımlar. Aşağıya kadar bunun belli bir şeyi yok. Yani birazdan olacak da ilk önce ne demiştik kimono kalıbı çiziminde? Bizim kalıp çizimlerimizde ilk önce yardımcı çizgilerimiz vardır. Daha sonra ana hatlar belirlenir. Yardımcı çizgiler sayesinde biz bu kalıbımızı oluştururuz. Bir noktasından aşağı, bir noktası yapmadık henüz. Bir dik çizdik. Kağıdımızın solundan içeriye 2 santim girerek, kağıdımızın sol üst köşesinden de 2 santim işaretleyerek bu çizgiyi de sağ kenara doğru uzatacağız. Gene geoder cetvelsiz olanlar için ikişer santim ikişer santim çizeceğim ve o şekilde göstereceğim. Umuyorum yavaş yavaş kendiniz malzemelerinizi tedarik ediyorsunuzdur. Çünkü diki sınıfı size bu ara baya bir kalıp anlatmayı planlıyor. Basitten karmaşığa doğru gideceğiz. Önce temel bedenler, basit çizimler, daha sonra ayrıntılı model uygulamalar, yaka çizimleri, kol çizimleri gelecek. Şuradaki çakışma noktamız bizim bir noktamızdır. Başlangıç noktasıdır. Siz de yazacaksınız. Yazın bir diye benimle beraber yapıyorsunuz eğer. Çünkü
Bu başlangıç her zaman önemlidir bizim için. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Bir noktasından aşağıya arka yaka açıklığı düşüklüğümüz olan 2 santim işaretliyoruz. Gene hatırlatmamı yapayım. Cetvelin başından değildi. Bir noktasından değildi. Tam sıfırı bir noktasına koyarak 2 santimi işaretliyorum. Cetvelimi hiç kaldırmadan, ön yaka düşüklüğümüz olan 8,5 santimi de işaretliyorum. 8 ile 9 arası, yani 8,5 santimi de işaretliyorum. Kaldırmıyorum. Tekrar buna 2 noktası, buraya da 3 noktası diyorum. Tekrar ediyorum. Cetvelimin 0 noktasını 1'e koydum. 2 ve 8,5'u işaretledim. 2 ve 3 noktalarını belirledim. Şimdi mezurama elime alıyorum. Mezuramın başını, yani 0 noktasını 1 noktasına koyarak aşağıya kadar hiç kaldırmadan 66 santimetre olan model boyumu işaretliyorum. Model boyumu işaretliyorum. Ve buraya da 4 noktası diyorum. 4 noktası diyorum. Şöyle yapayım. Tamıyorum. Gene ekrana sığmıyorum. 4 noktası. Ne yaptım? 1, 2, 3 ve 4 noktasını işaretledim. Şimdi ise bu 2, 3 ve 4 noktalarını sağa doğru dik açıyı hiç bozmayacak şekilde geoder cetvelimi koyarak, eğer geoder cetveliniz yoksa ne yapıyordunuz? Ölçe ölçe uzatıyorsunuz bir miktar yardımcı çizgi olarak. Burada da 8,5 santimde hatırlıyorsunuz. 8,5 santime koyuyorum. Eğer yoksa ne yapıyorduk? 8,5 burası. 8,5 burası. 8,5 burası işaretliyordum ve cetvelimi koyarak 3 noktasını da bir miktar sağa doğru yardımcı çizgi olarak uzatıyordum. Aynı işlemi şu 66 santim işaretlediğim yerde yapacağım. Şimdi 66 santim işaretlediğim yerde yapıyorum. Dik açıyı bozmayacak şekilde kağıdımı yerleştiriyorum. Hem nasıl dik açıyı aldığımı da görebilirsiniz. Kağıdın kenarı yamuk olabilir. O yüzden gözünüze yamuk gelebilir. Ama yamuk değildir. Şununla çizerseniz, yani şurada bir dik açı oluşturursanız 4 santimi de sağa doğru uzatmış oldum. Ekrana sığdığı kadar göstermeye çalışıyorum hanımlar size. Bu 4 çizgimizi uzattıktan sonra şimdi ne yapıyoruz? 5 noktasını buluyoruz. 1 noktasından sağa doğru arka yaka bölü 2 ölçüsünü işaretleyeceğiz. Bizim arka yakamız kaçmış? 13,5'muş. 2'ye böldüğümüzde 6,75 çıkıyor. Bunu 1 noktasından sağa doğru 6,75 olacak şekilde işaretliyoruz. 6,5'u biraz geç, 6 ile 7 arası. Şöyle bir yardımcı kendimize yaka çiziminde bize yardım etmesi için şöyle bir çok ince, hafif, belli belirsiz bir çizgi çiziyoruz. Ben siz görün diye belki biraz bir şey çizebilirim. Şimdi buraya arka yakayı ve ön yakayı çizeceğiz hanımlar. Yakaları genelde şununla çizeriz ama ben size rahat anlamanız için şuradaki dik açıyı bir miktar bozmayacak şekilde, yani yakayı direkt getirip böyle çizemezsiniz. Şöyle getirip çizmeniz gerekiyor. Yani şöyle bir nokta nokta yaka göstereyim nasıl çizeceğinizi. Daha sonra bunu şöyle pistolemizin en uygun yeriyle getirip bir yaka şekli vereceğiz. Bakın ön ortasında, yani şu iki noktasına gelen çizgide asla şu dik açıyı bozmadım. Ön yakayı da aynı şekilde şöyle elimle bir önce yardımcı olması için çiziyorum ve yani nokta nokta yapıyorum diyelim. Dik açımı hiç bozmadan pistolemin en uygun gelecek yeriyle pistolemi koyarak bir kendime ön yaka çiziyorum. Artık bizim ellerimiz alıştı ve yakalarımızı pistolesiz de çizebiliyoruz ama pistolesiz çizmemek de
gerekiyor. Bakın şurada gördüğünüz gibi dik açım biraz kaydı. Bunu yaparken hataları da size videodan kesmemeyi düşünüyorum, göstermeyi düşünüyorum ki sizler de hangi hataları yapabilirsiniz veya yapmamanız gerekiyor. Bunu anlarsınız. Ben şurada mesela dik açıyı kaydırdım. Şimdi onu düzelttim. Anlaşıldı mı? Şöyle rahat görmeniz için ben bunu gene koyu koyu bir çizeyim. Titrete titrete de. İzleyenler de desin aman bir yaka çizdi. Görün. Bu bizim arka yakamız. Bu da ön yakamız. Buraya da biz 5 noktası diyoruz. Siz de yazın bakalım şimdi 5 noktasını ki karışmasını yaptıklarımız. Şimdi ne yapacağız hanımlar? Şimdi kalıbın omuz ölçüsünü şu formülle bulmuştuk, hatırlayacaksınız. Ne yapmıştık? Omuz genişliğinden arka yakayı çıkarıp ikiye bölmüştük. Tekrar baştan anlatmayacağım. Burada açıklaması da var. Omuz genişliğinden arka yaka genişliğini çıkararak ikiye bölüyoruz. Çıkan sonuç omuz ölçüsüdür. Kaç bulmuştuk biz omuz ölçüsünü? 13,5 bulmuştuk. 13,5 santimi işaretleyeceğiz. Yani hesaplanan ölçü 13,5 santimetreyi 5 noktasından başlayarak 2 noktası üzerinde arayacağız. Ne demek bu? Cetvelimizin 0 noktasını 5'e koyacağız. Şu 2 çizgisi üzerinde 13,5 santim nereye denk geliyorsa eğer onu getirene kadar cetvelimi kaydırıyorum. 0'ı hiç oynatmıyorum. 13,5'ü buldum bakın. Burası 0'da, burası da 13,5'da. Çiziyorum. Çizdikten sonra o noktaya da 6 noktası diyorum. Tekrar ediyorum. Cetvelimin 0 noktasını 5'e koydum. Formülle bulduğum omuz ölçüsünü 2 noktasından gelen çizgi üzerinde aradım. Buldum, işaretledim ve çizdim. Omzumu çizmiş oldum ve 6 ölçüsünü, yani 6 noktasını işaretlemiş oldum. Şimdi ise 4 noktasından sağa doğru etek ucu genişliğimiz olan 100 santimin 4'te birini işaretleyeceğiz. Niye 4'te birini? Çünkü bu tişörtümüzün bizim 4'te biri. Etek ucu ölçümüz kaçtı bizim? 100'dü. Yarısı 50, 4'te biri 25. 4 noktasından sağ çizgiye doğru getirip ben bu 25 santimi işaretliyorum. Buraya da 7 noktası diyorum. Hemen yazıyorum. Siz de yazıyorsunuz. Hemen siz de yazıyorsunuz dedirtmeyin bana, siz yazın. 7 noktasını dik açıyla yukarıya doğru bu şekilde uzatacağım. Peki gönyesi ve geoder cetveli olmayanlar ne yapacak? Ölçüyorum, çiziyorum. Olmayanlar da buradan 25'i mi işaretledi? Buradan gelecek, gene 25'i işaretleyecek. Buradan gelecek, gene 25 ile aynı sistemle bunu. Şu an bizim bu yardımcı çizgimiz, birazdan ana çizgimiz olacak. Netleştiği zaman çizimimiz. Etek ucu ölçüsünü 7 santimden sağa doğru işaretledim. Etek ucu 1/4 ölçüsünü. Şimdi çıktım. Burası da 25 santim. Şurası da 25 santim oldu. Bunu ne yapacağım ben şimdi? Yukarıya kadar uzatacağım. Yan dikiş çizgisi üzerine uzatacağım. Ve şöyle yapayım. Tekrar 25'i şuradan işaretleyeyim. Yamuk olmasın. Kameralara henüz alışamıyoruz maalesef. Sürekli bir de tahtada anlatıyorum ben bunu, masa üzerine değil. O da biraz bana şu an değişik geliyor açıkçası. Şimdi 4 noktasından yukarıya doğru uzattığımız çizgi ile 1 noktasından sağa doğru gelen çizgi üzerinde birbiriyle çakışma noktasının olduğu yere biz 7 numara 8 diyoruz, pardon. Burası 8'dir. 8'i de işaretliyoruz. 8'i işaretledikten sonra ise şöyle bir genel kontrol yapıyoruz. Herhangi bir yerimiz kaymış mı? Dik açılarımız bozulmuş mu? Ay şu şey beni çok rahatsız ediyor. Bunu mutlaka düzelteceğim şimdi kamerayı kapatarak. Titretmişim ve gözüme çok batıyor orası.
8 numaraya kadar geldik. Sıra geldi kol evi yüksekliğimizi bulmaya. Hemen ölçü tablomuzu elimize alıyoruz. Kol evi yüksekliğimizi buradan buluyoruz. Bakıyoruz. Kol evi yüksekliğimiz bizim 22,5'muş. Şu kol evi yüksekliğini 6 noktasına sıfırını koyup, cetvelimizin sıfırını koyup 22,5'u bu çizgi üzerinde arayacağız. Sıfırı koydum ve arıyorum. 22,5 neredeymiş? Getirdim. Sıfırı kaydırmıyorum. Getirdim. 22,5 tam şuraya denk geldi. Buraya 9 noktası diyorum. 9 noktası ile 6 noktası arasını kesik çizgilerle birleştiriyorum. Burası bizim kol evi yüksekliğimiz. Çok yavaş çizdim. Kol evi yüksekliğimizi buluyoruz ve 9 noktasını işaretliyoruz. Daha sonra 9 noktasını sola doğru dik açı oluşturacak şekilde uzatmamız gerekiyor. 9 noktasını bu çizgiyle çakıştıracağız. Gene ben iletkimi koyuyorum, gönyemi koyuyorum ve dik açıyla şöyle hemen çiziyorum. Ancak sizler özellikle kalıba yeni başlayanlar ve çizime yeni başlayanlar mutlaka ölçe ölçe yapmanızı da size öneriyorum. Yani 8 noktasından aşağıya burası 24 santime kadar gelmiş. Buradan da 24 santimi size ölçtürüyorum ki burada herhangi bir yamukluk şey olmasın diye size burayı çizdiriyorum. Gülüyorum şu an gerçekten kendime. Ben ölçtüğüm zaman böyle oldu. Bakın çizdim, kaydı, gördünüz mü? Evet. Ve buraya kaç diyorum? 10 noktası diyorum. 10 noktası dedikten sonra da kol oyuntularımızı çizeceğiz. Arka kol her zaman daha düzdür. Ön kol her zaman daha oyuktur. Şimdi biraz ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. İkisini de, yani iki kol oyuntusunda bunun üzerinde çizeceğiz. Şöyle ve şöyle olacak şekilde. Ama genelde biz bunu kullanırız. Kol şey yaparken erkek şeyi olduğu için biraz düz yerine getiriyorum bunu. İlk önce hanımlar hafif çizeceğim. Hoşuma gitmezse çünkü değiştireceğim bu oyuntuyu. Bu arka kol oyuntumuz oldu. Şöyle A'yı yazıyorum yanına. Düz bir oyuntu oldu. Ön kol oyuntusu için de Riga'nın biraz daha, niye hem ön kolu hem arka kolu aynı beden üzerinde çizdiğini soracağım derseniz de onu şimdi size zaten anlatacağım. Bunu da çizmiş oldum. Arka, ön. Şimdi ne yapmam gerekiyor benim burada? Bir tane kol takma yeri belirlemem gerekiyor, değil mi? Çok önemliydi hani o tişörtlerdeki, kollardaki bizim o kol takma işaretlerimiz, kollarımız. Birazdan kol çizerken zaten o ölçü bize yardım lazım olacak. Ön kol oyuntusunda şekline göre mezuramı koyuyorum ve ön kolu ölçüyorum. Birazdan oğlum bana bunu dörde bölecek söylediğim ölçüyü. Ölçtüm, geldim. Ve 25 buldum. 25'in dörtte biri. 6,25 mi oğlum? 25'in. Dörtte biri 5, evet. 5 diyor, oradan kendini paraladı çocuğum. 5 santimi getiriyorum. Buradan şöyle şekline göre döndürüyorum ve şuraya bir işaret koyuyorum. Burası benim kol takma yerim olacak. Ne yaptım yani? Şurayı ölçtüm. Dörde böldüm. Bir tane dördü aldım. Buradan getirdim ve şuraya işaretledim. Şimdi arka kol oyuntumda da inceledikten sonra gözüme hiç böyle kötü bir yer gelmediği için de arka kol oyuntumu da kesinleştirebilirim. Ve tişörtümüzün bedenini çizmiş olduk. Sıra geldi kol ve ribana çizimine. Şimdi sırayla ben size tekrar kameramı alıp anlatacağım ne yaptığımızı. Evet, bir özet geçelim hemen. Bir noktasını belirledik. Bir noktasından aşağıya 2 arka yakayı, 3 ön yaka düşüklüğünü belirledik. Daha sonra da model boyumuzu belirledik. Model boyumuzu belirledikten sonra çizgilerimizi uzattık. Çizgilerimizi uzattıktan sonra ne yaptık burada?
yakalarımızı çizdik. Omuz çizgimizi formüle göre yaptık. Formülden sonra geldik. Etek ucundan genişliği verdik. Dik açıyla yukarıya çıktık. Şuraya çakıştırdık. Çakıştırdığımız noktamız 8 oldu. Kol evi yüksekliğimizi bulduk. Kol evi yüksekliğimiz 9 noktamız oldu. 9 noktamızı dik açıyla uzattık. Daha sonra da kol oyuntularımızı çizdik ve tişörtümüzün bedeni bitmiş oldu. Sıra geldi kola. Hadi bakalım şimdi kol çizelim. Sıra geldi kol kalıbına demiştik. Şurada düz boy iplik ön arka ortası yazmayı unutmuştum. Onu yazdım. Gerçi en son işaretle sembolleri vereceğiz şimdi. Kol çizimi için bir tane dik çizmemiz gerekiyor. Kağıdımın ben şu köşesine çizeceğim onu. Hepsi bir arada olsun diye. Şöyle dik bir çizgi çiziyorum. Yardımcı çizgi olacak şekilde gene kağıdımızın sol tarafına çizeceğiz. Hemen çizdim. Ve başlangıç noktama, yani şuraya 1 dedim. 1 noktasından aşağıya kol boyu ölçümüzü işaretleyeceğiz ve 2 diyeceğiz. Kol boyu ölçümüz, hemen şeyden bakıyoruz. Ölçü tablomuzdan bakıyoruz, kol boyu ölçümüze buluyoruz. Neden bulamıyoruz kol boyu ölçümüzü? Omuzdan kol boyu 20 santim. 1 noktasından aşağıya 20 santim işaretliyorum. Ve oraya da 2 diyorum. Şimdi bu iki çizgiyi dik açıyı bozmayacak şekilde sağa doğru bir miktar uzatacağım. Yardımcı çizgi olacak şekilde uzattım. İki noktasını da uzatıyorum. Dik açılarımızı bozmuyoruz hanımlar. Her zaman söylüyorum bunu size. Evet, buraya da iki noktası dedik. İki noktasından sağa doğru kol ağzı genişlik ölçümüzü işaretleyeceğiz. Kol ağzı genişlik ölçümüz 15 santim. İki noktasından sağa doğru kol ağzı genişlik ölçümüz olan 15 santimi biraz uzatıyorum çizgimi. Ve 15 santimi işaretliyorum. Buraya da bir saniye 3 noktası diyoruz. 3 noktası diyoruz. Şimdi pergelimi alıyorum elime. Pergeli nasıl kullanacağımı anlatacağım size. 3 yay merkezi olmak üzere, 3 yay merkezi olmak üzere pergeli kol alt uzunluğumuz kadar açacağız hanımlar. Kol alt uzunluğumuz ne kadarmış? 9 santim. Getiriyorum cetveli. Pergelimin şu sivri ucunu sıfır noktasına koyuyorum ve 9 santime kadar açıyorum. 9 santime kadar açtığım pergelimi 3 noktasına koyarak, sivri ucunu 3 noktasına koyarak hiç elimi oynatmadan şöyle bir yay çiziyorum. Yayımı çizdim. Pergeli olmayanlar ne yapacak? 3 noktasına getirecek cetvelini. 9 santimi işaretleyecek. 3 noktasına getirecek. Yani 9 santim 3 noktasına koyacak, çizecek. 9 santim 3 noktasına koyacak, çizecek. Bakın gene bir yay elde etmiş oluyoruz. Tabi pergel bizim için kolaylık oluyor aynı zamanda. Böyle bir yay çiziyorum. Şimdi zaten bu yayı çizdikten sonra bir yay çizmeye daha çalışacağım. Büyük ihtimalle de pergelim buna zaten müsaade etmeyecek. Aynı sistemle tekrar ben o yayımı çizeceğim. Şimdi pergelimi açarak kol evi eksi bir ölçüsünü işaretlemem gerekiyor. Bizim 1 bölü 2 kol evimiz neymiş? 24. 24 eksi 1 ölçüsü, yani 23 kadar pergelimi açmam gerekiyor. Ama benim pergelim diğerini atölyemde bırakmışım. 21'e kadar açılıyor. Yani ben ne yapacağım şimdi? 23 bana vermediği için pergelimi kapatıyorum. Keşke verseydi. Çok kolaylık oluyor pergelle çizmek. 1 noktasına sıfırımı koyup 23 santimden bir yay çizeceğim. Hem pergeliniz olsun dedim hem de pergelsiz size şu an gösteriyorum. 23, sıfıra koyuyorum, hiç oynatmıyorum. 23 bana zaten buradan şöyle
şu çakışma noktası gerekiyor hanımlar. Yani iki yayın birbirini kestiği nokta gerekiyor. Biz o noktaya da dört noktası diyoruz. Şuraya dört noktası diyoruz. Ne yaptık? Sol kenardan bir çizgi çizdik. Bir delik başlangıç noktasına, birin aşağısına, omuzdan kol boyunu işaretledik. Daha sonra pergelimizi açtık ve 2'den 3'e kol ağzı genişliğimizi işaretledik. 15 santim. 15 santimi işaretledikten sonra bulduğumuz noktaya 3 dedik. 3 noktası sabit olacak şekilde pergelimizi kol alt uzunluğu kadar açtık. Kol alt uzunluğu kadar açtık ve bir yay çizdik. Bu yayı şurada bıraktık ve daha sonra 1/2 kol evi, yani şuraya bulduğumuz şu çizgi 1/2 formül, hemen yazıyorum, 1/2 kol evi ölçümüz. Yani bizim kol evi ölçümüz 24 ise -23, o da -1 eşittir 23 santimi de aldık. Buradan bir yer çizdik ve bir çakışma noktası bulduk. Burasına da 4 dedik. Şimdi biz buraya 2 tane kol çizeceğiz. Biri ön kol oyuntumuz olacak. Biri de arka kol oyuntumuz olacak. Şurası düz boy ipliğimiz aynı zamanda ve kumaş katımızdır. Onu da yazmayı unutmayalım. Şuna da kol diyelim. Bu bedende bu kol. Şimdi gene kol çizerken ne yapacağız? Şuradaki dik açıyı bir miktar uzatarak çizeceğiz. Uzatarak çizeceğiz. Rigayla çizeceğim ben size ama mantığını anlatmak istiyorum. Burada hem bir tane ön kol çizeceğiz, hem bir tane arka kol çizeceğiz. Çizdikten sonra da kol oyuntu ölçümüzle bu bedendeki, görüyor musunuz? Bedendeki kol ölçülerini ölçerek birbirine denk getireceğiz. Şimdi ben şöyle bir kol çiziyorum ve daha sonra riganın yardımıyla kendime bunu uzatacağım. Biliyorsunuz ki, gene hatırlatıyorum, bu ön kol çizdiğim dik açıyı bozmuyorum. Buraya geliyorum, şöyle bir oyuntu veriyorum. Ne demiştik? Rigaların kesin, sabit bir, şurasıyla kol çizilir, burasıyla yan çizilir diye ölçüsü yok. Neresi güzel kavisimize denk geliyorsa orayı çizmemiz gerekiyordu. Hemen şöyle bir küçük kontrolümü yapacağım. Ön kolu dün gece, evet hatırlıyorum, 25 bulmuştuk. Buranın ölçüsü de 25 olması gerekiyor. Ona göre kavisimi ayarlayacağım hanımlar. Şöyle koyuyorum ve şekline göre ölçüyorum. Ben de bilmiyorum şu an kaç çıkacağını. Ama siz sağlamanızı ona göre yaparsınız. Bakın benim kolum 24 çıktı. Demek ki biraz daha kavisli, biraz daha şöyle bir kola ihtiyacım var benim burada, anladığım kadarıyla, değil mi? Biraz daha kavis ve biraz daha ölçünün bedendeki kol oyuntusuna uyması gerekiyor. Tişört kalıbı yaparsınız, elbise kalıbı yaparsınız, hiç fark etmez. Ayrıyeten bir kol çizdiğiniz zaman kol oyuntularının birbirine gelip tutup tutmadığını kontrol edeceksiniz. Bakıyorum şimdi, evet, 25 santimi ben burada buldum. Bulduğum için de şöyle alıp rigamı, çizgimi kesinleştiriyorum. Çizgimi kesinleştiriyorum. Dik açımı bozmayacağım. Tekrar geldim. Şuradaki dik açıyı bozmadan kol oyuntumu çizdim. Burası benim kol oyuntum. Ne yapmıştık burada? Pardon, çok özür dileyerek 4 ile 3'ü birleştirip kol alt dikişini yapmadan size göstermişim ama şurası da kol alt dikişimiz olacak. 3 ile 4 birleşecek yani. Şu fazlalık çizgimi siliyorum. Bir kol takma işareti yeri belirlemiştik şurada. Şunu buraya taşıyacağız. Hatırlayacaksınız, 5 santimdi. Tekrar alıyorum mezuramı. 5 santimi 4 noktasına koyuyorum ve taşıyorum buraya. Burası benim. Burasıyla burası dikilirken
denk getirilecek olan yerim demek oluyor. Burası kol ortası, aynı zamanda düz boy iplik çizgimiz demek oluyor. Ben zorlanıyorum, anlamıyorum derseniz şuraya bir 5 santim, buraya bir 5 santim koyarsınız. Şu şekilde bir çizgi çizersiniz. Ok işaretlerini koyarsınız. Ok işaretlerini koyduktan sonra 3 noktanızı da koyarsınız. Bu bizim her zaman dünyanın neresinde olursanız olun geçerli olan düz boy iplik işaretimizdir. Düz boy iplik işaretimizdir. Şimdi sıra neye geldi? Arka kol oyuntusunu ölçeceğiz. Ya da çizeceğiz, sonra ölçeceğiz. Fark etmez. Ben şöyle hemen bir gene ölçüyorum. Arka kol oyuntum benim kaçmış şekline göre geldim. 23. Daha düz bir kol oyuntusu istiyor burada. Daha düz bir kol oyuntusu istiyor. Zaten bizim arka kolda istediğimiz hemen hemen budur, değil mi? Şöyle yapalım. Daha düz bir şey çizelim. Ve geçici olan, yani şu an geçici bir kol çizdik. Çünkü kontrol edeceğiz ilk önce. Şöyle daha düz bir çizgiyle 23'ü bulmaya çalışacağız. 24 oldu. Tekrar düz bir çizgi yapmaya çalış. Kaçı arıyoruz biz burada? 23 arıyoruz. Şimdi şöyle geldim, bakın. Şöyle daha düz bir kol çizim. Eğer ben bunları karıştırıyorum diyorsanız, birinde mavi, birinde yeşil kalem, kırmızı kalem kullanabilirsiniz. Yapmak istediğiniz şey zaten odur. Şöyle çeviriyorum ve gene 24'e geldim. Biraz daha düzleştirmem gerektiğini anlıyorum. Tabii bunlar hep video çekimlerinde şurada burada hanımlar bulunduktan sonra anlatılıyor. Ama ben sizinle birlikte bulmayı ve sizin de öğrenmenizi tercih ediyorum. Çünkü modelistlik ve moda tasarımı kolay bir iş değildir. Mesela biz bu kolu çizdikten sonra bile numune dikişi yaptığımızda, numune dikişimizde bir hata çıkarsa, numune dikişimizde çıkan hatayı ne yapacağız? Tekrar düzeltip döneceğiz. Kalıbımız üzerinde bir düzeltme yapacağız. Kalıbımız üzerinde bir düzeltme yaptıktan sonra, eğer modelist olmak istiyorsanız, onun tekrar bir numune çizimini yapacağız. Hatasız kalıbı elde edene kadar bu böyle devam edecek. Şimdi ben arka kol oyuntusunun, yani sizin kafanızı karıştırmamak için, şuradan kırmızıyla, kalemim kırıldı, vakit geçirmeden şöyle bir çizmek istiyorum. Kalemim kırıldı, kalemim. Demek ki içi çürümüş. Yeşille çizelim. Geldim. Görmeniz açısından yapıyorum. Böyle bir şey şu an hatalıdır. Ben sadece rengini koyulaştırmak için size kalın kalın çiziyorum. Bu da benim arka kol oyuntum oldu. Kumaş katı ve düz boy ipliği aynı olacak. Şimdi biz birazdan bunları kağıdımızı çevirip bu tarafına geçireceğiz ve önü arkayı birbirinden ayıracağız. Sıra geldi bizim neye? Ribana çizimine. Ribana çizimi için gene ölçü tablomu elime aldım. Biliyorsunuz bunlar sürekli elimizin altında olacak. Hem malzemelerimiz elimizin altında olacak, hem de ölçü tablomuz elimizin altında olacak. Videonun başında yaka çizimini, hesaplama formülünü vermiştim. Buradaki formüle göre biz şimdi bir şöyle dikdörtgen çizeceğiz. Ribana dikdörtgeni çizeceğiz. Neye göre çizeceğiz? Buradaki ön yaka çevresiyle arka yaka çevresini toplayıp 2 ile çarpmıştık. 40 santimi bulmuştuk. Ribana enini bulmak için de ribana genişliğini, yani kaç santim istiyorsak ribana genişliğimizin bitmişi diyelim ki 3 santim olacak. Yaka ribana genişliğini de 2 ile çarpıp bulacaktık. Ribana boyunu hesaplamak için ise, yani şimdi burada 40 bulduk ya ribananın uzun kenarını, yaka çevresini. 40'dan 10 santimi çıkaracağız. Buradaki eksi işaretini hatırlatırım. Unutmayınız lütfen ne olduğunu. 40 eksi 10 santim 30. Yani biz diyelim ki 6 santim genişliğinde bir şey istiyoruz. 3 santim genişliğinde bir ribana istiyorsak,
Bizim dikdörtgenimiz ne olacak? Şurası kumaş şeyi olduğu için, kumaş katı olacağı için 30 santime 6 santimetrelik bir yaka çizmemiz gerekiyor. Yani bizim dikdörtgenimizin boyutları 30'a 6 santimetre olacak. Tekrar ediyorum. İlk önce yaka çevresini buluyoruz. Şurada bakın, veriyorum bunu. Görüyor musunuz? Görmüyor musunuz? Kendi kendime anlatıyormuş gibi hissediyorum ve bu şey oluyor, insanın kendi kendine konuşuyormuş gibi. Uzatmak istemiyorum. Şurada yaka çevresini buluyoruz. Ribana uzunluğunu buluyoruz. Daha sonra ribana ve enini ve boyunu ayarlıyoruz. Yaka ribana genişliğini kaç santim istiyorsak bitmişini, 2 santim istiyorsak 2'yi 2 ile, 3 santim istiyorsak 3'ü 2 ile çarparak yaka ribana genişliğini buluyoruz ve ribana boyunu buluyoruz. Buradaki formüle göre, yani buradaki formüle göre biz 30 çarpı 6 santim olacak şekilde bir dikdörtgen çizeceğiz şimdi. Eğer burada anlamadık biz, çok karışık anlattınız falan derseniz, sadece ribana çizimini anlattım, hesaplamasını anlattım. Bir video daha yapabilirim. Bazı esnek kumaşlarda 0.7 ile çarpılıyor. Bazı şey kumaşlarda 0.18 ile çarpılıyor esnekliğine göre. Onları da ayrıca anlatırım. Bir videoya hepsini ne yazık ki sığdıramıyorum hanımlar. Çünkü gerçekten çok uzun videolar oluyor. Ve şuraya bir noktası diyelim tekrar, yani şöyle bir dik çizdim. Diyelim ki buraya bir dedik. Benim için yüklemesi de çok sıkıntılı oluyor. Yani hem yüklemek çok sıkıntılı oluyor. Şunları çizeyim, sileyim, aklınız karışmasın. 36 santimlik bir dikdörtgen çizeceğiz. Bazen de anlatırken heyecan mı oluyor artık, ne oluyorsa bilmiyorum. Evet. Bir şeyler oluyor. Bir yerinde videonu karıştırmaya başlayabiliyoruz. Eğer öyle olursa, size karışık geldiyse söyleyin. Tekrar ribana çizimini ayrıca anlatayım. Kaç olacaktı bizim ribana ölçümüz? 30'a 6 santim olacaktı. 6 santimi şöyle işaretliyorum. Yalnız şurada bir şey benim dikkatimi çekti. Bir yamukluk var. Hemen onu bulmam lazım. Ne olduğunu anlamam lazım. Ölçüyorum kağıdımdan. 30,5. Gözüme yamuk geldi. Bir dakika. 30,5. Evet, şurada kaydırmışım. 30,5. Şöyle olacak. Siz de sürekli ölçüyorsunuz. 40 kere ölçüyoruz. 40 kere ölçüyoruz hanımlar. 40 kere. Ölç, ölç, ölç. 30 yıldır kalıp çıkaran insanlar da bunu böyle yapıyor. Yani siz kendinize ay yamuk çizdim, yamuk çiziyorum. Niye yamuk oluyor? Demek yok. Yılmak yok. Durmak yok. Bunu öğrenene kadar tekrar edeceksiniz. 6 santimi işaretledim. 6 santimi işaretliyorum. Ekrandan çıkmadan. Şuraya bir ribana ölçüsü veriyorum. Tabi siz bunu şu an teknik açıdan kalıp çıkartmak için yapıyoruz. 0.7 ile de çarpabilirsiniz. Yaka çevreni 0.8 ile de çarpabilirsiniz. 3 santim, yani 1 bölü 2'sini buluyorum. 3 santimden şöyle yakamızın katlanacak yeri bu. Yani ribanamızın katlanacak yerini de hemen şöyle çizgi 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 yapıyorum. Ve tam bu ortasından da şöyle bir çizgi yapıyorum. Ribanamı dörde bölmüş oluyorum burada. Bu bizim yaka ribanamız. Eninde, yani biliyorsunuz ki esneyen yerini uzun kenarından yapıyoruz. Onları daha sonra anlatacağım. Burası da yakamızın katlandığı yer oluyor ribana dikerken. Şimdi bizim tişört çizimimiz bitti. Yaka çizimimiz, kol çizimimiz burada. Neleri unuttuk diye şöyle bir bakıyorum. Ha, ön arka olduğunu yazmayı unutmuşuz ama şimdi bunu, yani arkaya çevireceğiz.
Birini ön beden, birini arka beden yapacağız. Bunu arkaya çizeceğiz. Birini ön beden, birini arka beden yapacağız. Yakayı da tek çizeceğiz. Şimdi hadi gelin bakalım. O aşamaları yapalım. Lütfen anlamadığınız yerleri sorun. Anlamadığınız yerleri yorumlardan yapın. Gerekirse bu videoyu baştan sona tekrar çekmeyi taahhüt ederek size daha anlaşılır bir video çekeceğimi söylüyorum. Ayrıca lütfen kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yazmayı, fikirlerinizi söylemeyi unutmayın. Şimdi ben bu kağıdı alacağım. Buraya tersini çevireceğim. Aynalarını çizeceğim. Ya da tersine sadece ön bedende aldığım ölçüleri çizeceğim. Ya da birkaç yöntem anlatıyorum. Bunu birbirine iğneleyerek keseceğim. Arka beden olarak sadece arka beden olarak çizeceğim, keseceğim. Birini ön, birini arka yapacağım. Birinde ön kol oyuntusunu ve kol yakasını alacağım ama siz onu şu an karıştırabileceğiniz için ben sizin gene sıfırdan başlıyor mantığıyla bunu çizimini size hızlı çekimde göstereceğim ve anlatacağım. Müziksiz olacak tabii. Şimdi ne yaptık? Önü çizerken buradaki ön yakayı ve ön kol oyuntusunu aldım. Arkada arka kol oyuntusu ve arka yakayı keseceğim. Yani bunu keserken geleceğim buradan arka yakamdan keseceğim. Arka yani omuzu keseceğim ve arka yakadaki şu A harfi koyduğum oyuntudan bu bedeni keseceğim. Önü zaten kopyaladım. Sadece şunu yapmışım. Ön kolu ve arka kolu bakın burada. Ön kolu çizerken şuradaki arka kolun oyuntusunu değil ön kolun oyuntusunu ve çizgisini aldım. Yalnız şurasını kağıt katı yapmam gerekiyordu. Kağıt katı yapmamışım. Böyle birbirlerinden ayrı sevgililer gibi oldular. Birazdan keserken onu bantla birleştireceğim ve bütün bir kol yapacağım. Bu videoda sadece çizimi anlatacağım. Bir sonraki videoda onu da inşallah birkaç gün içinde çekebilirim. Size dikiş payları nasıl verilir, nasıl yerleştirilir, ikiye nasıl katlanır onu anlatmaya çalışacağım. Hadi şimdi kalıplarımızı keselim ve son hallerini görelim. Tekrar ediyorum. Bunu keserken arka yakayı ve arka kol oyuntusunu keseceğim. Ön kol oyuntusunu kesmeyeceğim. Önü zaten ön kol oyuntusu çizerken ön kolda çizdiğim şu oyuntuyla şu yakayı çizdim buraya. Bakın simetrisini almış oldum. Normalde biz bunu tam kağıdı katladığımız yerden yaparız ve şu bir çizgisi yani bizim aşağı inen bir çizgimiz kağıdımızın katıdır. Ama size söylerken yani anlatırken aklınız karışmaması için ben bir miktar içeriye girdim. Anladınız mı ne demek istediğimi? Eğer ben bunu böyle yapmış olsaydım zaten ortadan katlanmış bir kumaş katı olacaktı. Kesmeye devam ederken aklıma gelen bir şeyi söylemek istiyorum. Çizgilerimizi şöyle tam kurşun kalemimizin üzerinden ne dışından ne de içinden çizeceksiniz. Oralarda verdiğiniz 2 milimetrelik fireler bile kalıbınızın bozulmasına, ölçünüzün kaymasına neden olacaktır. Bakın tam kurşun kalemin üzerinden çizmeye çalışıyorum. Şimdi önü çizdim, yani kestim, sıra geldi arkaya ve daha sonra kolu söyleyeceğim size. Tekrar ediyorum bakın hanımlar bu çok önemlidir. Geliyoruz buradan. Şunu yapıyorsunuz. Şunun üzerine göstereyim mesela. Ya şuradan içten kesiyorsunuz ya da şöyle dıştan hemen böyle böyle. Şu çok yanlış bir kesimdir. Şu çok yanlış bir kesimdir. Kurşun kalemin gözükmesi veya şöyle içten kesilmesi yanlıştır. Biz nereden çizmişsek tam bunu benim kursiyerlerimden de ilk başlarda yapanlar çok oluyor. Şimdi dörtte bir ölçülerde yaptığımız için her bir parçada yaptığımız 2-3 milimlik bir kayma bizim 4 katına çıkar. Yani 1 santim hem düz boy ipliğini kaydırmış olursunuz hem ölçüyü kaydırmış olursunuz. Bu bizim istediğimiz bir durum değil. Yavaş kesiyorum. Bakın elimle de şöyle tutuyorum ve tam çizginin üzerinden geliyorum.
Evet, bedenleri kestik. Kolda dediğim gibi bunu benim buradan kumaş katından yapmam gerekiyordu. Ama yapmadığım için böyle bir sıkıntı oldu. Ben de şimdi bunu ya bantla ya da piritimle, yani yapıştırıcımla şöyle birbirine yapıştıracağım. Ve ön kolu ve arka kolu keseceğim. Burada yeşille yaptığım arka kol oyuntusundan keseceğim. Hadi şimdi onu yapalım. Evet. Ön kolu ve arka kolu düz boyutlu, yani kol ortası çizgisinden birleştirdim. Şurası, yani şu çizgi bizim kol ortamız. Aynı zamanda kol ortası yazıyorum buraya. Aynı zamanda düz boyutlu çizgimizdir. Şu çizgimi netleştiriyorum. Ön kol ve arka kol olarak ekliyorum. Kalıbımızı bitirdik hanımlar. Şimdi son kontrollerimizi yapalım. Şu yazılar çok önemli. Bakın, yazdığım her yazıyı İster kendiniz kalıp çıkarın, ister Burda dergisinden, ister Güler Erkan'dan, ister diğer dergilerden, hiç fark etmez. Şurada yazdığım ana ölçüleri hep bunu yazıyoruz. Kalıplarımızı klasörlüyoruz. Bakın, S beden erkek tişört kalıbı, Sibel ön kol, arka kol, düz boy ipliği, omuzdan kol boyu, kol ortası. Önemli. Ribana parçasında bile yazıyoruz. S beden erkek tişört kalıbı, Sibel yaka ölçülerini yazdım. Ön, Sibel. S beden, yani small beden erkek tişört kalıbı. Ön ortası düz boy iplik kumaş katı. Arka ortası düz boy iplik kumaş katı. Şuraya arka ortası yazmayı unutmuşum. Hemen yazayım onu. Aa, sonra yazarım. Unutmuşum yok. Hemen yazıp kaldıracaksınız. Arkada artık şu yok tabii. Yani şu arka şeyi yok. Bunu silgiyle silelim. Hemen aklıma geldi, sildim. Siz de onları mutlaka yapacaksınız. Kalıplarınızı keserken büyük kağıt makası kullanın. Asla kumaş makaslarınıza kesmeyin. Böyle bir kağıt makasınız olmuş. Benim bu bile körelmiş. Yani şimdi az önce keserken fark ettim. Zedelenmiş makasım. Böyle anaokul makası gibi, yani anaokul çocuklarının kullandığı makaslar gibi küçük makaslarla kalıp kesmiyorsunuz. Büyük makaslarla makasınızın ucu açık olarak. Şablonlama, kumaş yerleştirme ve benzeri işlemleri de inşallah başka videolarda anlatacağım. Şimdilik bunu yüklemeye çalışacağım. Lütfen denerseniz kalıbı bana haber verin, beni etiketleyin veya DM'den yazın, Instagram'dan yazın. Dikiş sınıfını takipte kalın. Abone olun, arkadaşlarınıza haber verin. Her zaman söylüyorum, bilginin sadakası paylaşmakmış. Ben de bunu Instagram'da öğrendim. Bunları benimle de paylaşırsanız çok teşekkür ederim. Güzel bir gün diliyorum size.